Atan Oyunları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yine oldukça eğlenceli ve aslında daha çok komik bir oyun oynayacağız. Bu oyun ilerlemeli bir dövüş oyunu. Atari salonlarında oynanan oyunlardan biriydi. Ancak birçoğunuzun bildiğini zannetmiyorum. Çünkü Final Fight, yani bu Hagar, Mustafa ve Kaptan Komando kadar popüler bir oyun değildi Vendetta'dan. Ama bugün bu oyunu oynayacağım, size göstereceğim ve eminim hoşunuza gidecek, eğleneceksiniz. Bu saydığım 3 oyundan da çok daha komik bir oyun. Ha, eğlencelidir değildir bilemem ama ben oynarken oldukça eğlenmiştim. Ve grafikleri olsun, konusu zaten bildiğiniz konulardan biri. İlerlemeli bir oyun zaten, ilerlemeli dövüş oyunu, benim sevdiğim tarz bir oyun. Dolayısıyla bu tarz oyunlara yer vereceğim demiştim kanalımızda. Ve burada 4 karakterimiz var. Bu karakterleri şöyle start'a basarak size öncelikle bir tanıtayım. Soldaki karakter Blood isimli karakterimiz. Bu karakterimiz işte ex bir boksör diyor, dövüşçü. Bu karakterimiz bu şekilde. Sonra Hollywood Hogan olarak bildiğimiz karakter. Ben o şekilde isimlendiriyorum. Hulk isimli karakteri. Bu da eski bir Amerikan güreşçisi diyor, emekli. Boomer da işte dövüş sanatları ustası ve en sağdaki Sledge de eski bir askeri personel diyor. Eski asker, yani emekli asker. Bunların hepsi aslında bir nevi emekli ama dövüş sporlarında, işte askeri yeri, Amerikan güreşinde ün yapmış kişiler. 90'larda çıkmış bir oyun Konami tarafından ve o dönem popüler olan film yıldızlarını aslında konu edilmiş. Veya o dönem ünlü olan kişileri diyebiliriz. Soldaki Blood isimli karakterin Mike Tyson'dan esinlendiği söyleniyor. Hulk isimli karakterin zaten Hollywood Hogan'dan esinlendiğini anlamak için bıyıklarına, saçlarına bakmanız yeterli. Hareketleri de andırıyor. Boomer'ın da Van Dyne'den esinlendiğini düşünüyorum arkadaşlar. Sledge de o zaman Mr. T isimli bir rapçi, zenci bir rapçi vardı herhalde o dönemler. Ünlü, ondan esinlenmiş olması lazım. Bu 4 karakteri kullanabiliyoruz. Oyunun konusu da şöyle. Biz 5 kişilik bir grubuz. Grubumuzda bir kız var. Ve bu kız bizim düşman gangster çetemiz, düşman çetemiz tarafından, yani bize düşman olan çete tarafından kaçırılıyor. Ve biz de o çetenin elinden gruptaki 5. üyemiz olan kız üyemizi kurtarmaya çalışıyoruz. Yani bunun için tabii ki dövüşeceğiz. Konusu bu şekilde ve dilerseniz start'a basarak oyuna başlayalım. Önce Blood karakterini kullanalım. Jeton ne de olsa sınırsız. Dolayısıyla jeton sıkıntımız yok. O şekilde direkt start'a basarak Boomer karakteriyle oyuna başlıyorum. Bakın, biz Cobras isimli çeteyiz. Diyor ki sizin diyor kızı kaçırdık diyorlar. Düşman gangster çete. Diyor ki onu geri istiyorsanız nereye gelmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Sizi bekliyor olacağız diye bize de bir not bırakmışlar. Ve evet, gruptaki kız üyemizi kaçıracaklar ve birinci bölüm. Bu birinci bölümün boss'u. Her bölümün başında bölüm boss'unu gösteriyor arkadaşlar. Şimdilik oyuna şöyle başlıyoruz. Oyunda iki tuş var. Birisi yumruk atıyor, diğeri tekme atıyor bu şekilde. Bakın. Şöyle. Diğeri de yumruk atıyor. Zıplama tuşu yok. Zıplama tuşu yok ama özel hareket tuşu var. Özel hareket tuşu da şöyle, iki tuşu aynı anda bastığınızda yön tuşuyla beraber, bakın. Ama her zaman yemiyor düşmanlar tabi. Bu şekilde vurduk. Ses efektleri falan, hareketler gerçekten muazzam. Oyunda gerçekten çok komik sahneler var, göreceksiniz zaten. Şimdi şunları şöyle fırlatabiliyorsunuz, yerdeyken de vurabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, düşmanlara yerdeyken de vurabiliyorsunuz. Şu falçatacıya şöyle geçirelim. Dur bakayım, şöyle gidelim, ne olacak? Elinde bir beyzbol sopası var. Bekliyorum ya, vurmuyorum, gelsin. Elemanların tipi yalnız efsane ya. Çok marjinal tipler var. Gel lan buraya. Oğlum kaçmasana. Allah. Aha, yakaladım. Oo, bakın arkadaşlar, bizi tuttu. Neyse, şimdi beyzbol sopasını aldık. Şimdi beyzbol sopası mıdır artık nedir, böyle şeyler var. Bu şekilde düşmanlara yapıştırabiliyorsunuz bunları. Şu yeşilli eleman biraz iri bir şey, insan azmanı. O da çok fantastik. Şöyle şimdi şöyle kafasına fırlatayım dedim ama olmadı. Aha.
Şu bazen tenekelerin altından kedi falan çıkıyor arkadaşlar. Bu yeşilli eleman bu kedilerden korkuyor. Bu arada ilk canımızı kaybettik. Jeton attım ama jetonu görmedi ya. Heh. Neyse burada ilerlemeye devam ediyoruz. Şu tekeri alalım. Etraftaki şeylerle etkileşime girebiliyorsunuz. Bu cisimlerle, itemlerle, kutularla, tekerlerle, mekerlerle falan. Ya şu sopayı alayım da şöyle işte yapıştırınca duvara yapışmaları çok güzel ya gerçekten. Gel bakalım hadi. Hangimiz daha iyi kullanıyoruz? Ah ıskaladım. Aslında ona şöyle bir... Hadi... Ulan ne güzel yapıştırdık ya. Bakın arkadaşlar şunu da şimdi kafasına fırlatacağım. Öksürüyor. Herhalde un çuvalı attı kafasına. Ulan ne güzel vuruyoruz ya. Adam kustu arkadaşlar bakın. Olaylar çok güzel ya animasyonlar. Konami yapmış yine yapacağını. PES'i çıkartmadan önce böyle oyunlar çıkartıyormuş. Gerçekten güzel bir oyun ve bölüm boss'una galiba geldik sayılır. Bakın şurada bir eleman var ne yapıyor öyle? Sakız. Sakız çiğniyor ve sakızla patlatıyor. Al bakalım. Şöyle yerde vurmaya devam edelim. Lan! Baksana artiste ya. Al sana. Evet galiba boss'a geldik arkadaşlar evet. Boss'a geldik. O boss bize işaret yaptı. Boğaz kesme işareti. Kafanı keseceğim seni diyor ama yemez. Şuradan sütü de alalım. Aha boss'un üstüne fırlattım. Bakın yerdeyken de boss'a vurabiliyorsunuz. Şimdi şu elindeki makineden kaçmanız lazım. Heh şöyle vurduğunda arkasına geçip vuracaksınız arkadaşlar. Ama tabii her zaman kaçamıyorsunuz. Oo güzel yedirdik yalnız. Boss'un da bu arada canı altta gösteriyor. Ne kadar kaldı. Ya bu arada ölmek üzereyiz diyor. Ulan jeton da attık ama niye öyle oldu onu anlamadım. Evet bu arada jeton attık. Aa biz kullanamıyoruz. Şundan dolayı mı kullanamıyoruz acaba? Bir dakika arkadaşlar. Jeton atma konusunda sıkıntı mı var ya? Evet jetonu birinci şeye vermişim aslında. Jeton atıyoruz. Ha start'a basmamız gerekiyor herhalde. Şöyle yapacağız. Ne yapalım? Bir player start diyor. Start tuşunu şöyle yapalım. Start tuşunu şunu alalım. Evet. Şimdi oldu galiba. Bakalım. Evet, şimdi oldu arkadaşlar. Az önce bir sıkıntı yaşadık. Şimdi Hollywood Hogan'la devam edelim. Evet, Hollywood Hogan'la devam ediyorum. Biraz da Hollywood Hogan'ı kullanalım. Hastalıktan da yeni çıktım. Kusura bakmayın, arada öksürebilirim. O yüzden zaten bir 8-10 gün video çekemedim. Sizi de çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Soğuk algınlığı geçirdim. Covid olacağım diye çok korktum ama neyse ki soğuk algınlığıymış. Covid değilmiş. Evet ilk boss'u halletmiş olduk Hollywood Hogan'la. Bakın hareketini yapıyor. Havayı işaret ediyor ve ilk bölüm boss'unu bu şekilde geçtik. Evet dokunma bana diyor. O diyor şey de olabilir diyor. Bir yer var diyor. Orada olabilir diyor. Neresi dedi? Bir herhalde bir inşaat gibi bir yeri söyledi arkadaşlar. Evet bu da bizim ikinci bölümde karşımıza çıkacak boss. Oyundaki en fantastik bosslardan biri arkadaşlar kesinlikle. Gerçekten çok komik bir boss. Onu size söyleyeyim. Geldiğimizde göreceksiniz zaten. Ulan bakın yerde de vurabiliyorlar bana. Ben onlara vurabildiğim gibi onlar da bana yerde vurabiliyor. Yanma efektleri süper olmuş yalnız. Dinamit falan atabiliyoruz. Şimdi şunu şöyle atalım. Ulan ne oldu lan yukarıdan bize dinamit attı ya. Aha. Abi ne yapıyor öyle zıplıyor. Seslere bak ya. Şu eleman sürekli bir şeyler atıp duruyor bize ya. Cık. Kötü oldu. Hayya.
Bakın bu Amerikan güreşinde çok sık rastlanan bir hareket. Üzerine kapaklanma hareketi düşmanın. Oo. Güzel vurduk yalnız ağzına. Şimdi şunu tam kafaya fırlatacağım. Şu sarı dik saçlı eleman sürekli bize şey atıp duruyor. Ya bıçak atıyor ya dinamit gibi bir şey atıyor, yancı madde. Hiç dövüşmüyor, anca bir şey atıp duruyor. Nereden buluyorsa o kadar malzemeyi. Güzel vurdu. Şu eti alabiliriz ama biraz daha ilerleyelim. Lan ne yapıyor lan, böyle kulaklık takmışlar. Tiplere bak, saçlar horoz gibi arkadaşlar. Gözlük mözlük. Çok marjinal bir tiple karakterler. Şu eti alalım biraz, canı fulledik. Hadi gel bakalım. Kim daha iyi bıçak atıyor? Oh, bir tane vurdum. Şimdi yerdeyken de bıçaklayacağım. Lan. Cık, yakaladı beni. Heh. İndirdik. Oo, bu nedir ya? Bir insan azmanı geldi. Al sana. Bunu ancak varil atarak dövebilirim herhalde. Baksanıza benim 2-3 katım ya. Ama tam bir yağ tulumu. Aha. Hadi yerdeyken de vuralım. Lan tam karnımıza yapıştırdı. Abi götü göbeği şişirmişsin zaten. O halde nasıl bana vurabiliyorsun onu da anlamış değilim ya. Al sana. Aha. Lan. Hollywood Hogan da öldü. Şimdi ne yapacağız? Evet, adam değiştirmeye çalışıyorum. Heh. Kimi alalım? Şimdi bir de Van Dyme'ı alalım. Hadi bakalım. Buradan devam. Buna da Van Dyme diyorum. İsim Boomer ama. Oo, burada bu elemanların tipi fena değil. Bunlar artist gibi giymişler ama şunu alıp şöyle bir kafaya geçirsem güzel olacak. Geçiremedim. Abi ne yapıyorsunuz ya? Al sana. Güzel fırlattım yalnız ha. Şu yukarıdan gelen inşaat malzemelerine dikkat edin. Kafanıza düşebilir. Şu tuğla çıktı ha. Aha tuğla attım adama. Gel lan buraya. Allah. Galiba boss geldi. Boss geleceğim de bu ara boss arkadaşlar. Bundan sonra bir boss daha gelecek bu bölümde. Bu inşaat gibi bölümde iki boss vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aha süt. Lan. Evet. Yerdeyken zincirliyorum arkadaşlar adamı, çok güzel. Tüh ulan bitti zinciri ya. Biraz daha vurabilseydik güzel olacaktı. Ah sıyırdık. Lan ya. Oo bakın yerdeyken de vurabiliyorum. O olay çok güzel. Ben yerdeyken de vurabiliyorum düşmana. Şöyle bir Van Dyme'ın özel hareketiyle bitirdik bunu. Ama bu bölüm bitmiyor. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Allah şu ayılar atlayacak üzerime. Kaçacağım ama. Aha güzel kaçtım yalnız ha. Abi sen ne yapıyorsun ya? Aha tahtaya attım. Kaç kaç kaç. Oo, o da malzeme alıyor yerden bakın. Şunu alalım. Şu sarı saçlı insan azmanı eleman bazen kutuların mutluların altından kedi falan çıkıyor. Kedilerden çok korkuyor arkadaşlar. Bağırıyor böyle çığlık atıyor. Kedi görünce kediden çok korkuyor. Aha. Şu un çuvalı falan atıyoruz. Animasyonlar çok güzel olmuş ya. Gerçekten. Dur bakayım. Güzel. Bu oyunun da ses efektleri falan çok güzel. Düşmana vurduğunuzda çıkan sesler falan. Allah. Şunu yaptı mı koşup zıplayacak demektir. O yüzden kaçacaksınız. Yerdeyken de biraz vurayım. Heh. Bakın. Yerdeyken de adamın üstünde basıyor yalnız vurmuyor. Aha zincirlinin biri şunu o tepesine devirdik direkt.
Al sana. Güzel oldu ya. Şu malzeme bitmeseydi iyi olurdu. Yerdeyken ezme hareketi çok güzel ya. Çok güzel düşünmüş. Yani birçok dövüş oyununda yerdeyken düşmana vurma yoktur. Lan ne oluyor ya? Hadi. Çıkartamadılar arkadaşlar. Oradan çıkartamadım kendimi. Heh, neyse. Adam zincirle bizi kilitledi ya. Al sana. Şimdi zinciri ben alayım. Birçok dövüş oyununda yoktur yerdeki düşmana vurma olayı. Bunda yerdeki düşmanı da vurabiliyoruz. Evet, boss geldi arkadaşlar. Bakın onu bir kutuyla getiriyorlar zindanda. Mağaradan çıktı resmen. Sesler falan mükemmel ya. Bakın. Aa, seslere bakın arkadaşlar ya. Ayı gibi bağırıyor. Aa. Sesler mükemmel. Ulan ya, karnım ağrı giriyor yemin ediyorum şunu gördükçe. Bu boss efsane. Abi adamı zincirlere bağlamışlar. Uzun zamandır dövüşmemiş herhalde. İnsan görmemiş. Lan bıraksana lan. Ölmek üzereyiz diyor. Neyse, değiştiririz. Başka bir adam alırız. Jeton bedava ne de olsa. Bir de ellerini açıyor böyle. Hangi mağaradan çıktı abi bu adam? Hadi lan hadi. Hadi bir kere daha bir. Aha. Vallahi yendim. Evet ama kızı kurtaramıyoruz. Bakın şimdi yine kızı kaçıracaklar. Evet, mağara adamını dövdük. Şimdi başka bölüme devam ediyoruz. Şöyle ufak tefek bir eleman kaçırdı onu. Bu bölümde ikili bir boss var. Onu da göreceksiniz. Birbirine benzeyen iki karakter ama birisi insan azmanı, diğeri küçük bir şey. Evet, bu bölüm çok güzel arkadaşlar. Bu bölümün müziği de çok güzel. Sokakta geçiyor. Ve bu bölümde çok fantastik olaylar var. Bazı olaylar çok böyle şey değil. Onu söyleyeyim. Yani gerçekten nasıl diyeyim, biraz böyle ahlaksızca bazı karakterler. Evet, bakın kedi çıktı şeyin altından. Evet, bakın şu sokak lambalarına vurabiliyorsunuz. Evet, lambaları düşürebiliyorsunuz. Lan. Yerdeyken de dövdük. Evet, bakın geldi bu abilerimiz. Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Arkadaşlar bu abiler... Bak ya oğlum, bıraksana lan. Allah belanı vermesin seni. Terbiyesizlerim. Bak ya, yemin ederim çok sinir bozucu ya. Bu oyunun Amerikan versiyonunda yoktu bunlar. Japon versiyonunda var sadece. Amerikan versiyonunda kötü örnek oluşturabileceği düşünerek bunlar çıkartılmış. Yalnız kaçıyorum ben bundan şu an. Başıma bir şey gelecek diye korkuyorum. Neyse ki vurduk, kurtulduk. Aha, kız kaçtı. Artık kız da kaçtı yani dedi. Bunlar nasıl bir ortamdayım arkadaş dedi. Burada bir tane düzgün insan yok. Orada iyi kurtardık paçayı arkadaşlar. Yemin ediyorum. Delikanlı adama böyle şeyler yapılır mı ya? Terbiyesiz herifler. Aha, kırbaçlı abla geldi. Bak ya, yerdeyken bile halleniyor ya. Utanmaz herif. Ulan bari yerdeyken yapmayın bak. Of, hassas bölgeme vurdu abla da. Abi bırakın ya, ne yapıyorsunuz? Lan ne oluyor? Yerdeyken bile rahat bırakmıyorlar arkadaşlar ya, inanamıyorum. Abi bak, direğe halleniyor şimdi de. Nasıl sapık bir insan bu ya? Bak yine geliyor. Al sana. Ya hala ölmedi ya. Abi bırak beni abla. Allah. Yine halleniyor bize. Utanmaz ya. Gel bakayım buraya. Kırbaçlayacağım seni. Ve hareketler efsane arkadaşlar ya. Lan nereden başımıza musallat ettiler bunu? Al sana. Oh, nihayet hallettik ya. Şu kırbacı alalım şöyle. Biraz daha vuralım. Al ayı boğan reis.
Aslında şunu kullanabilirim ha. Bu daha güzel. Çok güzel yapıştı yalnız duvara ya. Kedi gibi bakın arkadaşlar. Kollarını, bacaklarını böyle. Zafları kırdı ayı. Yalnız o kadar vuruyorum vuruyorum ölmüyor ya. Daha ne kadar vurmam lazım sana abi. Biraz da yerdeyken vurayım. Hadi öl artık. Hah nihayet. Şimdi burada yine bir fantastik karakter gelecek galiba. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Bakın arkadaşlar bu adamın montu gerçekten çok güzel. Matrix montu giymiş. Ve Covid-19 maskesini de takmış. Siyah maskesi ne olur ne olmaz diye. Eller de cebinde yalnız. Bakın yerdeyken de vuruyor bana. Namussuz. Oo bakın. Ateş attı ama kendi kendini yaktı. Ben de biraz yerdeyken vurayım şuna. Ah. O bize daha iyi vuruyor yerdeyken. Hadi lan hadi lan. Hop hop. Abi ne çıkartıyor öyle? Heh. Herhalde öldü aynen. Geçtik nihayet. Ne vurdum yalnız çöp tenekesine var ya. Aha ablam üstüne attım. Ablaya da yerdeyken vuralım. Aa yine öldük. Lan. Şeyi alalım, şunu alalım bu sefer. Zincirini alalım, şuradan devam. Şuna bir daha vuracağım şimdi, şuna şöyle bir alın bakalım. Umarım geçtikçe yalnız hasar almaya devam ediyorlar öyle. Vurma sesleri çok iyi ya. Gel sen de vurayım bir tane. Çıkart kafanı. Ah. Maalesef vuramıyoruz arkadaşlar o kıza. Kız arada sırada çıkıp kapıdan bakıyor bu gürültü nereden geliyor diye. Lan. Güzel fırlattık. Aaa. Liseydim yerden güzel olacaktı. Aha benim favori elemanım geldi yine. Elleri cebinde. Abi çok orijinal bir karakter ya. Yaktı beni. Kendini de yaktı tabii. Hadi lan hadi lan. Hala ölmedi ya. Aha kaldırdı bizi. Allah ateş attı. Bir can daha verdik. Şuradan Hogan'dan devam edelim. Hollywood Hogan'dan. Kötü vurdu yalnız bize ya. Ya hala ölmedi abi. Nedir bu boss gibi maşallah. Heh nihayet. Ya sen bir sene eksiktin. Molotov atıyor. Lan. Kedinin sese bak ya. Ablacım al. Yerdeyken de şöyle bir Amerikan güreşi hareketi yapıyoruz. Koltuk altı hareketi. Hop. Oh, çok güzel vurdu yalnız. Aha kırbacı aldım. Hadi lan yerdeyken de vur. Aha kumarhaneye geldik. Kumarhanem bilardo masaları var. Bilardo şeyi de olabilir arkadaşlar. Yok bilardo masası değil bunlar ya. Kumarhane burası evet. Hop şöyle yerdeyken de vurmaya devam edelim. Aha geldi bizim elemanlar. Çaycı Hüseyin'in keltoş versiyonu. Cüce, biri cüce diğeri de iri insan azmanı bir şey arkadaşlar. Bunlar herhalde aynı anne babadan doğduysa Allah
birinden almış diğerine vermiş boyum. Öyle olmuş. Ya şu ufaklık çok sıkıntı ya. İri olanı tutup fırlatabiliyoruz da ufaklık bize çok ayak bağlıyor. Oh, fena aldılar. Canlan buraya. Oho. Güzel vurduk hadi. Ah. Van Dyne'den devam edelim biraz da. Revenge is sweet diyor herhalde. İntikam tatlı diyor. Yanlış duymadıysam arkadaşlar. Lan buraya. Şu sandalyeler alamıyor muyuz arkadaş? Hadi ya, iki canı kaldı, iki var. Ah be, vuramadım. Aha, son. Hadi. İşte bu kadar be. Nasıl bir çığlık atmadır abi o? Adam parçaladım sanki. Evet, Waterfront. İskele falan diyor herhalde. İskeleye götürmüş olmaları lazım diyor arkadaşlar. Evet, şimdi 4. bölümden devam ediyoruz. Hop, pompon tüfek çıkartıyor lan. Köpeğe bak ya. Ya bıraksana. Bak ya. Ya ayağımızdan ısırma abi. Hareket ettirmiyor ya. Köpek bizi bitirdi be. Hollywood Hogan'dan devam. Ulan pompon tüfekle de bizi vuruyor sürekli. Arada insan bir ıskalar, başka birini vurur. Ah. Şu köpek var ya, beni çok sinir etti ya. Bir kurtulamadık namussuzdan. Abi musallat oldu kara köpek, şeytan. Gel buraya. Aha. Of ya, gerçekten sinir oldum şu köpeğe şu an. Şunu alalım. Köpekle nasıl baş edeceğiz ya? Bir de ölmüyordu arkadaş, o kadar vuruyorum. Aha, şunu alıp fırlatırsam belki bir şeyler olabilir. Attık o kadar ama yine ölmedi ya. Hadi lan öl artık ya. Aha, yerdeyken vurdum. Neyse, öldü sonunda. Nihayet kurtulduk. Abi çok rahat can kaybediyoruz ya. Bölüm gittikçe zorlaşmaya başladı oyun. Ne yapalım? Şimdi şunu kullanalım. Boomer'ı. Çok rahat can kaybetmeye başladık. Adam bir yerdeyken bile bizi ateş ediyor pompalıyla ya. Maşallah, sınırsız şarjör var herhalde. Nuktar Tools yazmış arkadaşlar, sınırsız silah hilesi. Oo, adamın gelişe bak ya. Alsana, lan. Bu adamın dövüşme şekli çok iyi. Sesler fena ya. Ya. Hayya! Ses var ama hareket yok. Oyundaki en basit karakter ya. Diğerleri yine biraz vurabiliyor bana ama bu hiç vuramıyor. Anca gürültü var. Allah, köpek geldi yine. At lan, vur lan, yerdeyken vur. Bakın arkadaşlar, hayvana şiddete karşıyız ama bu köpek hak ediyor. Mahvetti bizi ya az önce. Oho. Denizden bir tane balık adam çıktı. Denizden babam çıksa yerim. Gel bakayım buraya. Al sana. Onu tekrar denize gönderdim ama o nedir lan, bize mızrak atıyor ya. Ya önce bir yüzündeki bir oksijen tüpü müdür nedir, onu çıkar kardeşim, öyle dövüş ya. Lan Allah, yakaladı. Nasıl kurtulacağız ya? Kurtulamıyor işte yerden, şeylerden. Boomer o konuda iyi. Pardon, şu Blood karakteri o konuda iyi. Adamlar kilitlediği zaman bizi bir şekilde kurtulmayı başarıyorlar.
Evet, bu arada boss geldi. İnsan azmanı bir boss yine. Ulan onu nasıl kaldırıyor öyle ya? O çok ağır bir şey. O gemilerin halatı oluyor herhalde onlar. Adam halatı kaldırıyor ya. Şu balık adamları bir öldürsek de. Bom. Güzel vurdum. Ah, sütü alalım dedik. Abi o kadar da vuruyoruz. Buna can da gitmiyor namussuzun ya. Daha 3 diş gitmiş. Daha ne kadar vuracağım acaba? Şöyle kaçalım. Heh, buldum. Heh. Şöyle arkadan arkadan vuracağız. Ne yapıyor? Savunuyor mu ya? Napoli Utog'un deneyelim bir de. Evet, güzel vurduk bayağı. Aaa, özel hareketi yaptırtmıyor. Araya diğer elemanlar da girmeye başladı. Şunu şöyle. Güzel fırlattı. Hadi oğlum, vur. Heh. Kaldırma oradan. Peş peşe vuramadım. Hop, şöyle üzerine zıplamaya devam. Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen bir çık aradan ya. Evet, yerdeyken de vur. Heh. Bakın artık yerden daha zor kalkmaya başladı. Dayak yedikçe. Onu bile düşünmüş adamlar ya. Bu açıdan güzel. Dayak yedikçe böyle canı azaldıkça yerden daha uzun sürede kalkmaya başlıyor. Hop, şöyle bir iki tane daha vuralım. Hadi lan. Son canı ama. Ah. Vay namussuz. Son canı diye şey yaptı ama. Biraz jeton atalım arkadaşlar. Jetonumuz bitmiş, uyarmıyorsunuz ya. Bir de seni alalım. İşte ben adam böyle bağırt kurayım, tamam mı? Bizim bunun özel hareketi de güzelmiş yalnız. Evet, bu bölümü de geçtik. Şimdi son bölüme geliyoruz galiba. Evet, Big Boss. Faust. Faust da şeytan demekti herhalde. Köpeklere bakın arkadaşlar, iki tane var bir de ya. Bunlarla nasıl baş edeceğim şimdi? Lan, ne oluyor lan? Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Arkadaş bu nedir? Hadi 3. bölümde insanlar vardı, gay arkadaşlar vardı, onlar yapıyordu da siz niye ne yapıyorsunuz? Köpeklere bak ya. Vay arkadaş, ne terbiyesiz bir oyun bu böyle ya. Lan lan bırakın. Ya arkadaş kaçamıyoruz da ya. Şunları yerdeyken biraz döveyim. Öncelikle şunları bir öldürelim arkadaşlar. Namusumuzu korumamız lazım. Aha. Hayya. Safi rüzgar arkadaş. Aha, pompalı tüfeği çıkarttı yine bizim parkçı abi. Ulan bizi bitirdin be. Bak yerdeyken de vuruyor namussuz. Oğlum direkt haşet ettiler yalnız ya. 3 kişi birden sıkıştırdı. Aha kedi. Bakın kedi çıktı, şu yeşilli korkuyor kedileri görünce. Hassas bölgemize vurdular. Kolumu togunu alalım. Aa, bu oyunu aslında iki kişi oynamalıydık. Tek kişi oynayınca biraz zayıf kaldım.
kapalı. Hah, gel bakayım şimdi. İşte böyle koyarlar. Al bakalım. Silahtan hızlı mısın kardeş? Lan! Güzel. Hollywood'un komboları güzel. Tam kafaya. Lan bıraksana. Abi normalde tek adam bile dövebiliyor bizi ya. Bu oyunun şey yönü bu. Yani Final Fight'ta, Cadillacs and Dinosaurs'ta, Kaptan Komando'da falan öyle değil mesela. Hani birebir de sizi birinin dövmesi çok zor. Bunda çok kolay. Yani vurabilmeleri ise çok kolay. Ama diğer ilerleme dövüş oyunlarında o kadar kolay değil mesela. Düşmanları size bu şekilde rahat bir şekilde vurabilmeleri birebir de. Bunda çok daha kolay. O yüzden biraz daha gerçekçi yani diyebilirim. Şimdi blok karakterini alalım. Pompalı abi. Araya aldılar yine vallahi. Direkt 4 kişi birden şöyle kaçmaya çalışacağım. Bak namussuza ya. Şu pompalı tüfeği şundan bir alsam. Ve geri geri gidiyor ya. Aha silahı aldım. Pompalıyı aldım. Hadi bakalım. Silahlı yargı dağıtacağım şimdi arkadaşlar bunlara. Hadi bakalım. Ulan silahı kaybettik. Hayır, kaybetmemeliyim o silahı, çabuk. Al sana. Ya abi silahla bile vuramıyoruz ya. Şunu alayım, şunların birinin kafasına geçireyim. Aha vallahi geçirdim. Biraz da yerde döveyim şöyle. Bunu biraz hileyle övdük ama olsun. Vallahi ay bu anlar geldi. Bana o varili benim almam lazım. Hayır sen alma ya. Sana fırlatacaktım o barili kardeş. Üçünü kafasına atacağım. Aha. Şöyle özel hareketle vurmaya çalışacağım. Abi vur vur ölmüyorlar bunları ya. Can barlarını falan gösterseler güzel olacak. En azından ne kadar canı kaldığını falan öğreniriz. Evet, kediler geldi. Bakın kedileri görünce korktu şu diğer eleman. Birbirlerine çarptılar. Şöyle kaçayım. Şunların aslında top ortasında kalsak birbirlerini ezer bu salaklar böyle. Şöyle ortada kalacağım. Hadi bakalım. Çok zevkli oldu ama sonra beni de dövdüler tabii. Biraz da şu Vandal'la dövüşelim. Çok güzel çarpışıyorlar ya. Abi bunlar güçlü oldular ama ya. Bir tanesi bile çok güçlüyken şimdi ikisini birden dövmem gerekecek. Ulan bu nedir abi? 3 tane yumruk yiyoruz ölüyoruz ya. Adamların bize vurması da zaten çok basit, çok rahat vurabiliyorlar yani. Şöyle biraz daha yardım edeyim. Oyun bence biraz zor. Yani diğer ilerleme dövüş oyunlarına göre. Öyle hani combo yapayım, sürekli vurayım olayı falan yok bu oyunda. Öyle nereye vuruyorsunuz? 2-3 kere vurduğunuzda adamlar size haşet ediyor zaten. Onlar da karşılık veriyor. Aha bir tanesini dövdük. Sıra bunda. Evet, o da gitti.
Bakalım nereye geldik şimdi arkadaşlar. Evet, son boss'a geldik. Tamam lan, tamam, al. Varin'e atlama, bir şey olmadı. Nedir arkadaş? Bir tane daha atınca bir şey olmuyor. Ama vurunca oluyor. Bize bir şey üfledi arkadaşlar ama ne üflediğini anlayamadım. Arkada bakın, bizim kız bekliyor. Aa, çok fena vurdum. Hollywood Hogan'ı alalım. Bunun aklına Hollywood Hogan gelir. Uf, çok kötü vurdu yalnız. Ya iki kere vurunca ölüyor ya. Bu çok kötü olmuş gerçekten. Şöyle bir yakalayabilsem, bunu yakalayamıyoruz herhalde. Şu eti alayım. Oh, biraz da yerde vur. Yılan bayağı vurduk ha. Gülüşe bak ya. Şu an adam çağırdı ama o adam bize bir şey yapamaz. Gel bakayım buraya. Al sana. Bak, oğlum araya almayın. Ah be. One Man'da devam. Aha, kaçıyor arkadaşlar. Lan ne oluyor? Silah başvurdu hemen namussuz. E nasıl kaçacağız biz onun yanına şimdi, ulaşacağız ki? Heh şöyle. Bir de nasıl kaçıyor ya? Bu nedir abi? Silahla ateş ediyor adam bize ya. İşte bu kadar be. Nihayet bitirdik. Uf, sonunu getirdik. Teşekkürler çocuklar. Neredeydiniz diyor bunca zaman, yani bayağı geciktiniz diyor. Evet, geldik sonuna arkadaşlar. 4 arkadaş, gruptaki 5. arkadaşımızı kurtarıyoruz. Düşman çetenin elemanları döverek. Fakat bu diyor. Bu şehirden ayrılamayacaksınız diyor bu şekilde. Evet arkadaşlar, son bölüm. Yani final boss'u yendik ama şimdi 2-3 boss bir arada gelecek bize. Benim boss geldi yine ya. Abi şu boss'u çok seviyorum ya. Kim düşündüyse mükemmel yapmış. Bek bir canımızı verdik. Sağlık olsun. Şunu bir döveyim de diğerini bir şekilde döveriz zaten. Lan üstümüze atladı ya. Evet, yerdeyken de vuruyorum. Of. Biraz da sen de verin. Aha. Birini dövdük ama bitmiyor. Şimdi diğerini dövmemiz lazım. Evet, çok güzel. Evet, bu da bitmek üzere galiba. Son 1-2 diş canı kaldı. Evet. Bunu da dövdük. Şimdi ilerlemeye devam edeceğiz sanırım. Aha. Oh, burası bayağı tehlikeli oldu. Şunu da vurabilsek güzel olacak aslında. Şunu alabilsem ama abi aldıkmıyorlar ki ya. Yerdeyken bile dövüyorlar namussuzlar. Of. Evet, çok güzel. O nasıl bir yumruk atmadır, bizi direkt 5 metre havaya fırlattı. Lan bırak. Kafa. Uçan kafa.
Bak yarıyı yakaladı. Evet, bir tanesini dövdük. Diğerini de mi dövdük? Yok, bunu dövememişiz arkadaşlar. Bunun ufaklığı dövdük. Dev adamı da dövdük. Şimdi son iki boss kaldı galiba. Bu bir teknede karşılaştığımız ve final boss. Ulan araya başka adamlar da giriyor, bu iyi olmadı işte. Of, çok kötü oldu. Bakayım altından bir şeyler çıkar mı? Et çıktı. Yumurta alalım. Çok rahat ölüyoruz ya. Ve biraz daha dikkatli oynayayım. Şu malzeme alabilirsem güzel olacak ama aldırtmıyorlar ki arkadaş. Adamlar toplanmışlar, 4-5 kişiye karşı tek kişi dövüşüyoruz. Hollywood Hogan. Evet. Abla bir sene eksiktin ya bu kargaşanın içinde. Bir de kırbaçla gelmiş. Evet hadi. Faust'u bitirmek üzere yalnız. Faust bitmek üzere. Aha Faust'u bitirdim. Yalnız diğeri hala ölmedi. Ama şu kırbaçla vurabilirim hadi. Hadi bir iki kere daha. Cık, vay arkadaş ya. Yakaladı bizi yine. Üf, yemin ediyorum. Hadi lan hadi lan. Şuna bir döner tekmeyle bitireceğim arkadaşlar. Cık, olmadı. Bir daha. Bu hareketi yaparken vuramıyoruz. Dokunmazlığı var. Gel buraya gel. Ortaya gel. Al sana. Güzel. Bitirişi güzel yaptık en azından. Uf, ve nihayet oyun bitmiş oldu. Galiba bitmiş oldu. Evet bitti arkadaşlar. Oyunu nihayet bitirdik. Evet bütün bossları alt ettik. Ve 5 arkadaş gün batımında şehri izliyor. Ve oyun bu şekilde bitiyor. Vendetta yani Türkçesiyle kan davası gibi bir şey oluyor aslında. Hani intikamın, revenge'ın bir üst seviyesi. Vendetta kan davası. Oyun adını bu şekilde düşünmüşler. 91 yılında Konami tarafından piyasaya sürülmüş beat'em-up tarzı ilerleme dövüş oyunlarından biri. Final Fight, Kaptan Komando ve Mustafa kadar popüler olmamasının sebebi bence biraz zor olması ve gerçekten zor bir oyun bence arkadaşlar. Yani bunu size söyleyebilirim. Oynadığım birçok ilerleme dövüş oyununa göre bu oyun bence abartı derecede zor bir oyun. Normal hali. O yüzden ben biraz zor buldum. Onun dışında oynanışı, oyun fiziği, karakterleri ve şeyi güzeldi. Şimdi şurada start'a basalım, dayak yiyoruz. Niye dayak yiyorsak. Yani oynanışı ve ilerleyiş, karakterler ve özellikle karakterleri çok güzel bir oyundu. Grafikleri fena sayılmaz. Zaten bu oyunu oynarken Mami emülatörünün grafiklerini düzenleyen bir uygulama yükledim. Shader uygulaması. O uygulama sayesinde çok daha güzel grafiklerle oynadık bu oyunu ve bundan sonra oynayacağımız oyunları da yine aynı şekilde Mami oyun platformunda oynayacağımız oyunları da bu şekilde oynayacağım. O yüzden daha güzel grafiklerle size bir sunum
hazırlamış olacağım diye düşünüyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben oynarken keyif aldım. Son bölümleri saymazsak çünkü gerçekten zordu. Dolayısıyla bayağı zorladığı için beni keyif almaktan çok artık oyunu böyle bitirmeye odaklanmıştım. Ama izlerken sizin keyif aldığınızı düşünüyorum. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Mutlu günler diliyorum.